Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyor Sayın Başkanım. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na söz veriyorum. Sayın Gergerlioğlu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15 Temmuz olalı yaklaşık 2 hafta oldu. 15 Temmuz törenleri, anmaları mecliste de görüyorsunuz, her yerde konuşuluyor. Ama 15 Temmuz'la ilgili gerçekler konuşulmuyor. Lütfen beni iyi dikkatli dinleyin. 8 yıl geçti ve bazı gerçekleri tartışmanın zamanı geldi. Şimdi ben ilkesel olarak darbelere karşı olan bir insanım. Her darbeye karşı oldum ve demokrasinin peşinde koştum. Hatta AK Parti iktidarı Sudan'da darbeci El-Beşir iktidarını desteklerken de şiddetli bir şekilde El-Beşir iktidarını eleştirdim. Bu noktada ilkeli bir yerde duruyorum. Mesele şudur. Darbeci olmadığı halde darbeci ilan edilenlerle ilgili çok önemli bir sıkıntı var. Askerler, polisler, doktorlar, öğretmenler, mühendisler, hemşireler darbeci ilan edildi bu ülkede. Yanlış. Ve hatta bu ülkede darbenin bir numarası ilan edilen Akın Öztürk hakkındaki dosyalara baktığımız zaman çok önemli şaibeler olduğunu görüyoruz bu darbe hakkında. Şimdi darbenin bir numarası ilan edilen bir kişi var. Ama araştırdığınızda dosyaları ayrıntılı bir şekilde araştırdım. Darbeyle falan alakasının olmadığı ortaya çıkıyor aslında. Bakın, kamera kayıtları var, HTS kayıtları var. Akın Öztürk 3 Temmuz 15 Temmuz arasında bir İzmir Gümüldere'de kamp için izin almış. Orada tüm kayıtlar var. Fakat iddiaya, gizli tanık iddialarına göre yurtta Sulh Konseyi'nin 7-8-9-10 Temmuz'daki toplantılarına katılmış. Fakat o sırada İzmir'de. 15 Temmuz gününe geliyoruz. Kendisi Kore'den eşiyle dönmüş. Vertigo var eşinde. Başı dönüyor. İzmir'den Akıncılar üstüne kızının, torunun olduğu yere gidiyor. Ve orada tatil kıyafetiyle gidiyor. Tişörtüyle, pantolonuyla. Gündüz saatlerinde. Akşam oluyor. Ve televizyonlardan darbe girişimi olduğunu görüyor. Ve her tarafı arıyor, ulaşamıyor. Saat 23.47. 23.47'de kendisini İstanbul'da Mehmet Şanver'in düğününde olan Abidin Ünal arıyor ve Akın Paşa, Akıncılar'da bir darbe teşebbüsü varmış. Sen yakınsındır oraya, git ve onlara müdahale et. Bu işten vazgeçsinler diyor. Tüm belgeler var. Ve kendisi de hemen Akıncılara hareket ediyor. Ve ardından da bu olayın doğru olduğuna dair bir genelkurmay bildirisini sunuyorum burada. 21 Temmuz tarihli bir bildiri arkadaşlar. Bu bildiride diyor ki Abidin Ünal Akın Öztürk'ü darbeyi bastırmak üzere, ikna etmek üzere o darbecileri Akıncılara davet etti. Şu bildiri, bakın dikkatli bakın, çünkü bu bildiri Genelkurmay sitesinden silindi arkadaşlar, silindi. Neden? Bir numara ilan edilen bir adamın temize çıkarmak istemedikleri için. Onu suçlu ilan etmek istiyorlar ya. Ama o gün BBC bunun haberini yaptı. Bakın, bakın arşive, BBC'de bu haber var ama Genelkurmay sitesi sildi. Daha sonra ne oluyor? Akın Öztürk diyor ki ben Akıncılara gittim. Hulusi Akar orada çay kahve içiyordu ve bana dedi ki Akın git şu darbecilere ikna et. Darbeye kalkışmışlar. Ben de ya serseri misiniz, manyak mısınız, nedir bu devirde darbe mi olur diyerek 143. filoya gittim. Defalarca gittim geldim. Kamera kayıtları da var. Bu işten vazgeçin dedim. Ve en sonunda sabaha karşı saat 6 sıraları. 6 sıralarında darbenin bastırıldığı ortaya çıktı ve Mehmet Dişli ile Hulusi Akar başbakanlığa helikopterle gittiler. Ve ben de gidecektim. Fakat Hulusi Akar bana dedi ki Akın bunlar bir delilik yapabilir. Darbe bastırıldı ama sen burada kal, duruma vaziyet et. Ve ardından ben Akıncılar'da kaldım. Hatta Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'i gidip ben kurtardım. Ve Yaşar Güler'i kurtardığım anda o bana komutanım biliyordum sizin haberiniz olsa gelip bizi kurtarırsınız diye düşünüyordum dedi.
ve ardından Abidin Ünal, o da kendisine bizi, bütün oradaki komutanlara, bizi Akın abi kurtardı, sayesinde buradayız diyor. Ve ardından Akın Öztürk, Sayın Gergerlioğlu lütfen tamamlayın. Akın Öztürk kendi arabasını ve korumasını Abidin Ünal'a vererek onu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderiyor. Ardından kendisi de Yaşar Güler'le beraber Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gidiyor. Ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzun bir süre oturup konuşuyorlar. Akşama Abidin Ünal'ı evine kendisi bırakıyor. Ve bakın, yani 16 Temmuz'un akşam saatleri olmuş. Abidin Ünal'ı evine bırakıyor. Gece kendisini davet ediyorlar. Gel ifade ver diye ayağıyla gidiyor. Bu kişi mi darbenin bir numarası arkadaşlar? Tüm HTS ve kamera kayıtları var. Siz şimdi nasıl böyle bir numara ilan edebilirsiniz? 15 Temmuz üzerinde çok büyük şaibeler var. İşte size bütün delilleriyle anlatıyorum ve 8 yıl sonra tekrar 15 Temmuz'u masaya yatırmak lazım. Harbiyeli öğrenciler, komutanlar, doktorlar, Sayın Gergerlioğlu teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçkoç, buyur. Bir Sayın Şahin Usta talebin yok, var mı? Buyur. Sayın Başkanım teşekkür ederim. FETÖ elebaşıyla beraber bu FETÖ darbe girişiminin birinci faillerinin mahkemede yargılandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. HTS kayıtları da, kamera kayıtları da, hepsi de mahkemelerce izlendi. Bu milletin kürsüsünden çıkıp da bu elebaşı adamların ismini anmak, bunları aklamaya çalışmak bu milletin kürsüsüne yakışmıyor. Milletin vicdanına bırakıyorum. 252 tane şehidimiz var. 2000'e yakın gazimiz var. Onların hakkını, hukukunu korumak bu demek değildir. Bu FETÖ terör örgütünü hepimiz lanetliyoruz, söylüyoruz ama çıkıp da bu kürsüden işin başında elebaşı olduğu, o gece nerede olduğu kamera kayıtlarıyla tespit edilmiş adamları, isimleri aklamak, çorba etmek, karıştırmak, buna kimsenin, bu milletin kürsüsünden haddi olamaz. Haddi olamaz. Mahkeme kayıtlarıyla tespit edilmiş, yargılanmış, darbeci olarak ilan edilmiş isimleri burada aklamak. Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. Karar yeter sayısı arayacağım. Evet, önergeyi kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, karar yeter sayısı konusunda bir tereddüt var. Elektrik sistem, elektronik sistemle oylama yapacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 2 dakika süre veriyorum.